Bugün karşımdaki koltukta Emir Özkan var. Emir 25 yaşında bir seks işçisi, bir jigolo. Bunların genelini kaynağı hep maddi sıkıntı. Evde hep bir huzursuzluk vardı aslında. Kavga, dövüş. O sıralar işsizdim. O yüzden başladım diyebilirim yani. Bir kadına dokunmak ne demek senin şu anki dünyanda? Hiçbir hissim yok. Benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Kocasından isteyemediği şeyleri bizden bekliyorlar. Şu an ayak fetişi çok fazla. El parmaklarımı yala, kulaklarımı yala. Ya çok şeyler var aslında. Karşımdaki ne isterse onu yapmak zorundasın. Çünkü bu işi yapıyorsun, jigolosun. Bir bayan yazmıştı bana. 16 yaşında kızım var dedi. Onunla birlikte yapmak istiyorum. Evliler genelde daha çok yazıyor. O yüzden açıkçası kimseye güvenim yok. Aynaya baktığında kendinle ilgili hissin ne? İstemediğim bir hayat. Kızgın mısın? Tabii ki de kızgınım. Her şey onun yüzünden diyebilirim aslında. İçimde sevgi kalmadı. Kızgın aslında. Kater Sextra'ya hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımdaki koltukta Emir Özkan var. Emir 25 yaşında bir seks işçisi, bir jigolo. Ama sadece bu başlıktan ibaret bir program yapmayacağız. Geldi, anlatmak istedi ve anlatmak istedikleri aslında görünenin arka tarafı. Çünkü kimse sadece bir bedenden ibaret değil, herkesin bir ruhu var. Kimse yaptığı işten ibaret değil, herkesin bir hayat hikayesi var. Kimse görünenden ibaret değil, herkes için görünenin ardı var. Bugün biz de Emir'le beraber onun hikayesinde görünenin ardını konuşabilelim istiyoruz. Emir hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, rahat mısın bu koltukta? Sağ olun, iyiyim. Emir, önce şunu sorsam, aslında jigololuk işini yapan biri olarak geldin ve anlatacaksın. Neden buradasın? Birilerinin öğrenmesi lazım. Jigolo nasıl, nedir? Her şey zevkten ibaret olmadığını öğrenmesini istedim açıkçası. Öyle. Her şey zevkten ibaret değil ve ben en çok duygularımın nasıl kaybolduğunu anlatmak istiyorum dedin. Öncesinde yaptığımız ön görüşmelerde. Nasıl kayboldu duyguların senin? İlk başladığım sıra tabii ister istemez bir bağ kuruyorsun. Bağ kurduktan sonra da tabii zevkini düşünüyorsun açıkçası. Zaman geçtikçe o zevk, o güven sıkıntısı gidiyor yani. Açıkçası kimseye güvenim yok diyebilirim yani. Böyle ciddi ilişki de istemiyorum. Birazcık daha bu işi yaparken duygulardan, ruhtan bağımsız artık sadece bunu yapmaya odaklandığını anlatıyorsun. Aynen. İlk zamanlar öyle değildi. Aynen. Ama yıllar geçtikçe böyle bir hale geliniyor. Diyorsun doğru anlıyorsam. Evet. Hem o zevkin, hazzın, o ruhsal boyutunu. Çünkü sevişmek sadece cinsel bir temas değildir aslında. Aynen. Hem orayı kaybetmekten hem de insanları ve dünyayı tanıdıkça güveni kaybetmekten bahsediyorsun. İlk karşı karşıya oturduğumuzda dedin ki jigolo deyince insanlar başka şeyler anlıyorlar. İnsanlar ne anlıyor ve aslında jigolo ne yapıyor? Yani jigolo millet hep zevkini düşünüyor. Veyahut da işte ilişkiye gireceğim, tadımı alacağım, ondan sonra çıkıp gideceğim. Bu böyle değil tabii. Karşı tarafın çok acayip şeyler, istekleri var tabii. Nasıl desem, ben zaten başlamadan önce, ilk gittiğimde zaten bir korku vardı aslında. Acaba nasıl olacak? Veyahut da işte başıma bir şey gelecek mi gibisinden korka korka gitmiştim aslında. Gün geçtikçe veyahut da milletle takılmaya başladıktan sonra tabii her şey değişiyor. Veyahut da o korku da azalıyor diyebilirim aslında. Ama yaptığın şeye eşlik eden bir korkuyla beraber yaşanan bir durum tabii. Var. Ve bu meselenin sadece zevkten ve paradan ibaret olmadığını da söylüyorsun tabii. Aslında. Hikayeni ve özellikle bir erkek seks işçisi olarak nasıl çalışmaya başladığını konuşacağız beraber. Ama şey benim dikkatimi çekti. İlk karşılaşmamızda da bana söylediğin şeylerden biriydi o. Diyorsun ki ben aslında çekingen biriyim. Ben aslında çok geride duran biriyim. Bir tanımlar mısın sen de? Kendini bildin bileli mi böyle? Senin çekingenliğin nasıldır? Yapımda bu var.
Zaten hep küçüklükten beri böyleyim. Çekingenimdir. Zaten ilk başladığım sıralarda zaten karşımdaki bayan da hep öyle söylüyordu. Çekingensin ya, işte yeni mi başladın gibisinden. Ama şu an öyle değilim tabii bayanlara karşı. Veyahut da gittiğim otel olsun, ev olsun. O çekingenliği bir köşeye bırakıyorum. Bambaşka bir insan olarak gidiyorum diyebilirim. Yani. Senin çocukken meslek hayalin neydi Emir? Futbolcu olma şeyim vardı aslında. Peki bugün bu meslekte duygularını kaybetmek pahasına, güvenini kaybetmek pahasına bir para kazanıyorsun. Bu parayla ne yapıyorsun? Ya aslında geziyorum, dolaşıyorum. Tabii birikim de sağlıyorum. Jigolo'dan ayrıyetten bir işte çalışıyorum tabii. O parayla da tabii ki de ailemi geçindirmeye çalışıyorum yani. Aileye destek olduğum bir yer de var. Kendine ayırdığın bir tabii. Biriktirmek için bir bölüm de var. Aynen. Bunun içerisinde. Aynen. Bir zaman gelmiş. Bundan 25 yıl önce dünyaya bir bebek gelmiş. Senin bebekliğin. Belki sen hatırlamıyorsun haliyle o dönemi ama. Senin bebekliğin sana nasıl anlatılır? Ailede senin bebekliğin konuşulur mu hiç? O zamanlar annem hep böyle sessiz olduğunu söylerdi. Hiç ağlamazdın derdi. Ondan sonra balı çok sevdiğimi söylüyordu. Yani gene sessiz bir çocuktum diyebilirim yani. Çocukluktaki anne ve anne-oğul ilişkisi nasıldı? Güzeldi aslında ya. Genelde hep zaten sabah uyandırmaya geldiğinde hep öperek uyandırırdı beni. Mesela eve geç geldiğimde kızıyordu tabii. Ben biraz haylazdım. Mesela 7'de gel diyordu, ben hep 9'da geliyordum. O yüzden bayağı bir kızdı oluyordu tabii. Ondan sonra izinsiz evden kaçmalarım olsun. İşte arkadaşlarla buluşmaya gidecektim, izin vermiyordu. Kaçıp gidiyordum tabii ben de. Ondan sonra eve geldiğimde tabii kıyamet kopuyordu. Ama hep bir sevgisi vardı tabii. Anne dediğimde kocaman gülümsüyorsun ya bir anda. Çocukluk kadar doğal, kendisi gibi, kendiliğinden olan hiçbir dönemi yok hayatın. Yükler yüklenmemiş omuzumuza. Hayat, maddi yükler, belki işte duygusal yükler olmamış zamanlarda da. Orada çocuklukta bir anne anlatırken gülümsemene takıldım kaldım. Güzel seven bir anne galiba anne. Evet, sahiplenendi. Bir şey yaptığımda tamam oğlum geçer. Veyahut da işte okulda kötü karne getirdiğimizde tabii hiç laf etmezdi. Geçer oğlum, çalışırsın, çabalarsın. Hep sahiplenen bir kişiydi. Öyle diyebilirim yani. Senin bu arada abilerle aran nasıldı? Hani model almak açısından da soruyorum. Senden büyük iki tane abi var orada. Abilerimle aslında aram çok iyi. Bir sıkıntım oldu mu direkt söyleyebiliyorum aslında. Birisi öyle değil aslında. Şöyle diyeyim, işte dışarı çıkarız, gezeriz, dolaşırız ama öbür abimle fazla o şeyim yok diyebilirim yani. Anlatmak istediğin kısımlar arasında babanla aranızdaki bağda sence ne eksik? Ya çocukken normal, değişen hiçbir şey yok. Ama yaş ilerledikten sonra, olgunlaştıktan sonra bir kopukluk oldu. O da işte çalışmıyor, etmiyor. İşte eve sarhoş gelmeler. Evde bir hep bir huzursuzluk vardı aslında. Kavga, dövüş. Böyle şiddet yoktu. Ama hep bir sözlü bir kavga oluyordu aramızda. Maddi sıkıntı hep çekiyorduk aslında, öyle diyeyim. Maddi sıkıntı. Bunlar senin büyüme dönemlerin aynı zamanda. Evet, evet. Ona karşı susan mı yoksa... bu maddi sıkıntılarla ilgili belki onun sorumluluklarını yerine getirmediğini düşündüğün için de söylüyorum. Sustun mu bunlar karşısında yoksa isyan mı ettin sen? Ya aslında konuştuk tabii ama bir fayda etmiyor. Konuşuyorsun tamam diyor, konuşuyorsun halledeceğim diyor. Ama hiçbir çözüm olmuyor tabii. O hep kafasının dikine gittiği için değişen hiçbir şey yok. Aile maddi bir zorluk çekiyor o dönemin evet. İçerisinde. Siz kardeşler olarak çalışıyorsunuz. Evet, evet. Sen kaç yaşında çalışmaya başladın? 13-14 yaşından beri çalışıyorum diyebilirim. Hı hı. Okul peki? Okul 8'den sonra bıraktım tabii ortaokuldan sonra. 13-14 yaşında çocuksun da daha Emir. Ne iş yapıyorsun? Dönercide çalıştım, ondan sonra
markette çalıştım. Böyle bu tarz sektörde çok çalıştığım oldu yani. İlk aşkını hatırlar mısın? Hayal meyal hatırlıyorum diyebilirim. Kaç yaşındaydın? Birinci sınıftaydım. Çocukluk aşkı. Evet. Yani fotoğrafı az çok aklıma geliyor. Bir hoşlanma diyebiliriz ya aslında. Ondan sonra zaten okuldan sonra öyle bir aşk olsun hiç geçmedi diyeyim. Sen aslında çocukluk aşkı dışında bir daha bu hayatta hani birini sevmeyi, aşık olmayı çok yaşamadın. Aynen. Peki o tabii duygusal bir bağ kurma halidir insanlarla. İhtiyaç duyuyor musun ona? İstiyorum ama olmuyor. Şöyle olmuyor. Güvensizlik oluyor bende. Bu işten dolayı tabii. İster istemez bir güvensizlik tabii haliyle artmış olduğu için bende bir ciddi bir ilişki istemiyorum diyebilirim aslında. Özellikle de bu mesleği yapmaya Evet, başladıktan sonra. evet. Biraz o genç adamı, o ergen adamı gözünün önüne getirir misin? Nasıl biriydi o? Nasıl yaşardı? Nasıl davranırdı? O geri çekilsen bile o geri çekilmelerde nasıl hissederdin kendini? Şöyle anlatayım. Çekingendiğimde aslında doğruyu bildiğim halde söyleyemezdim. Hep bir çekingendim tabii. Veyahut da utanıyordum. Fazla bir arkadaş çevrem olamıyordu. Çekindiğim için veyahut da fazla diyalog kuramadığım için diyeyim ben size. Bu da tabii büyük bir kayıp benim için. Çekingen olmasaydım okula devam edebilirdim aslında. Aslında çekindiğim için de okula gitmedim diyebilirim yani. Söyleyemiyorsun. İşte gitmek istiyorum gibisinden. Çünkü maddi sıkıntılar da var tabii haliyle. Şimdi okula gitsem daha da sıkıntıya girecektik. İşte okul masrafı ve benzeri şeyler tabii. Daha da dibe batacaktık. Belki şunu seninle beraber söyleyebiliriz. Maddi yükler de çok erken yüklenmiş omzuna ama Emir, senle beraber herkese de söylemiş olalım. Çekingen insanlar söyleyecek sözleri olmadığı için geride durmazlar. Aksine söyleyecek çok sözleri vardır ve onlar buradan dışarıya çıkamıyordur. Çekingen insanlar hikayelerinde bir şey olmadığı için sessiz kalmazlar. Aslında dolu bir hikayeyi içlerinde bazen burada, bazen burada tutarlar. Aslında çekingen insanların diline eşlik edebilirsek, onların söyleyecekleri çok şey vardır. Hayatın bir yerinde bir şekilde bazen utandırılarak, bazen dış dünya öğretilmeyerek, bazen atlatamadıkları belli başlı görüntülerin etkisiyle geride durmayı, susmayı, kendilerini diğerlerinin içinde var etmemeyi öğrenen insanların aslında dillerini bilmek ve onlara eşlik etmek lazım. Bunu da en çok yetişkinlerin yapması lazım. İçe dönüklük bir mizaç özelliğidir. Herkes çok dışa dönük olmak zorunda değildir. Ama söyleyecek sözü olup, ifade edecek duygusu olup konuşamamak, ortaya çıkaramamak insanın içinde sıkılmış bir yumruk gibi kalır. Hele bir ergenin dünyasında daha zor bu arada o. Bu Aynen. kadar hayat Aynen. yüküyle de beraber. Sen hep çalıştın. 13 yaşında başladın. Aslında jigolo olarak hayatında böyle bir kavram girmeden önce de hep çalışarak devam ettin hayatını. Evet. Ailenle beraber mi yaşıyordun hep? Evet, şu an gene ailemde yaşıyorum. Çünkü maddi sıkıntı içerisinde olduğu için ailemi de bırakamıyorsun tabii ister istemez. O yüzden gene ailenin içindeyim. Peki büyüyorsun bir taraftan, 20'li yaşlarına gelene kadar hani bu hayatla ilgili sen kendine ne söylüyordun? Aslında çok şanssız bir insan olduğumu söyleyebilirim. Zaten hayatta ister istemez bir şeyleri elde etmek için paran olması lazım. Bu hayatta herkes ne için çalışıyor? Para için. Ben de tabii maddi sıkıntılar yaşadığım için o yüzden başladım diyebilirim yani. Babayı bir soracağım bu noktada tekrar. Hani onun dünyası, çalışmaya oluşu, oraları anlatırken bir durdun. Kızgın mısın bugün? Tabii ki de kızgınım.
Çünkü her şey onun yüzünden diyebilirim aslında. Evde huzursuzsun, eve gidesin gelmiyor. Yani kızgınım aslında. Sizin babanla sevgi, güven ilişkiniz nasıl? Aslında içimde sevgi kalmadı. Niye kalmadı? Hiç hal hatır sormaz. Ya bir kere bile hatırlamıyorum yani gelip de nasılsın oğlum, iyi misin, bir sıkıntın var mı? Hiç sormadı. Ve tabii ister istemez sevgi de azalıyor tabii. O bağa ihtiyaç duydun tabii ki sen de. Tabii. O soruya bile bazen nasılsın oğlum sorusunu bile. O bile yetiyor insana, emin olun. Emir, maddi sıkıntı yaşayan insanların illa beden işçiliği üzerinden bir iş yapacak diye bir durumu yok aslında. Tabii ki de yok. Sen o dönemini çok çıkmazda, psikolojik olarak da çok kapalı bir dönem olarak anlatıyorsun. Ama seks işçisi olmaya karar vermek, hele ben çekinirdim, korkardım da diyen biri için. Kaç yaşındaydın başladığında? 22 diyebilirim. 22 yaşında başlayan biri için de bir dönüm noktası baktığımızda. Nasıl karar verdin? O sıralar işsizdim, çalışmıyordum. Tabii haliyle para da lazım. Hep araştırıyordum işte nasıl para kazanırım gibisinden. Hep karşıma gigolo sitesi falan çıkıyordu. Ondan sonra ben de kendimce dedim ki neden olmasın. Sosyal medyada açtım kendimi. Ondan sonra yazanlar oldu. Serüven başladı diyebilirim aslında. Peki özellikle cinsellikle ilgili olarak kendi ergenliğinde jigolo olma kavramına ya da cinselliğe sen nasıl bakardın? Zevkini yaşıyorsun, işte parasını kazanıyorsun. Ondan sonra lay lay lum gidiyorsun eve. Ben öyle düşünüyordum aslında. Yani normal ilişkim, yani şöyle sevgilim oldu. Ama öyle bir cinsel birlikteliğim hiç olmadı sevgilimle. O yüzden o tadı bilemeyeceğim. Sen aslında ilk cinsel ilişkini de bu işi yapmaya başladıktan sonra yaşadın. Öyle diyebiliriz yani. Peki sen böyle bir sayfa açtın. İnsanlar sana ulaşmaya başladılar. Diğer taraftan bir tedirginliğin var o dönemin içerisinde. Tabii. Peki ilk kez senin tabirinle söylesem bir müşteriyle birlikte olmak. Oraya nasıl hislerle gittin? Şöyle, ben hep o işe başladıktan sonra da maddi anlamda gittiğim için hiç o zevki falan düşünmedim açıkçası. Ben paramı alayım, çıkayım gideyim. Onun derdine düşmüştüm. İlk müşteriye gittiğim zaman aslında fazla bir korkum yoktu. Çünkü zaten önceden bir konuşmuşluğumuz olduğu için o güveni veyahut da o hissi anlayabiliyorsun tabii. Gittiğimde fazla bir miktarda almamıştım açıkçası. Yarım saat durup evime dönmüştüm, öyle diyebilirim. Nasıldı eve dönerken hissin? Hiçbir hissim yoktu diyebilirim. Ben parama bakmıştım, yalan yok. Özellikle insanın bedeniyle beraber bir jigolo olarak para kazandığında hayatında ne değişiyor ya da ne eksiliyor? Şöyle eksiklik, ciddi bir ilişki sağlayamıyorsun açıkçası. Çünkü güvensizlik oluyor. İster istemez evlisiyle oluyorsun. Ondan sonra işte bekarıyla oluyorsun. Evliler genelde daha çok yazıyor. O yüzden ben de tabii ciddi bir ilişki istemiyorum. Çünkü güvensizlik var şu an bende. Peki Emir, hep söylüyorum cinsellik bizim kültürümüzde de en fazla mizaha da konu olunan, en fazla karanlıkta da bırakılan, en fazla tabu haline getirilen de mevzu. Aslında diğer taraftan bu kadar tabu olan bir mevzunun yanında cinsel saldırıların, tacizlerin haberlerini de almaya devam ediyoruz. Üstünü kapattığımız şeyin altında kalıyoruz genel olarak bu dünyaya baktığımızda. Oysa bu kültürün, bu toplumun bilinç dışına bakmanın da yolu cinsellikle neler talep edildiğini bilmek. Sana bırakacağım sözü. Anlatmak istediğin kadar anlat diye ama özellikle Türkiye'deki cinsel fantazileri sorsam sana karşılaştıklarını. Neler talep ediliyor senden? Şu an ayak fetişi çok fazla. Şöyle diyeyim, kocasından isteyemediği şeyleri bizden bekliyorlar. Geneli öyle. Mesela ben de soruyorum mesela, kocanda bulmadığın şeyi niye milletle bulmak istiyorsun gibisinden. İşte kocama açıklayamıyorum. Veyahut da işte bu zevkimi kocamla yapmak istemiyorum.
midesi bulanır veyahut da istemez veyahut da işte bana kötü gözle bakar gibisinden. Değişik fanteziler var. Yok değil. Argo kelimeler söyleyerek yapmamı isteyenler oluyor. Daha çok böyle bağlama şeklinde isteyenler oluyor tabii. En ilgincime gelen şuydu. El parmaklarımı yala, kulaklarımı yala. Ya çok şeyler var aslında. Nasıl bir zevk? Veyahut da nasıl bir zevke giriyorsun ki onu benden istiyorsun? Keyifsiz bir ifadeyle anlatıyorsun. Evet. Orada bulunmak zorundaymışsın gibi anlatıyorsun. Doğru mu hissediyorum? Şöyle, ben zaten bunları hiç yapmadım. Çünkü ben bayanlarla konuşmaya başladığım vakitte veyahut da mesajlaşmaya başladığım vakitte ben soruyorum mesela, ne istiyorsun, benden beklentin ne? Onları işte bana uymuyorsa zaten gitmiyorum. Bana uyanlarla tabii ki de buluşma sağlıyorum. Genelde erkekler de çok yazıyor. Çok sayıda erkek istekleri var. Bunu yapan kişiler varsa aşırı derecede kazanç sağlıyor diyebilirim aslında. Lezbiyenler de yazıyor. Daha hiç yapmadım. İşte seninle ilk defa yapmak istiyorum gibisinden. Lezbiyenler 2-3 tane denk geldi bana. Onlar da dediğim gibi işte daha önce hiç yapmadığını hisse yaşamak istediğini anlatıyor bana. İşte şöyle yapmak istiyorum, böyle yapmak istiyorum. Bir bayan yazmıştı bana. 35-40 yaşlarında vardı tabii. Şey demişti, bir kişi daha var yanımda. Grup yapıyor musun dedi. Tabii dedim, neden olmasın dedi. O da dedi ki 16 yaşında kızım var dedi. Onunla birlikte yapmak istiyorum dedi. Ben de tabii ki de olmaz dedim. En mide alıcı buydu diyebilirim aslında. Bu son söylediğin bu arada Emir, en kötüsü olmanın dışında bir suç. Tabii. Bir çocuk istismarı. Yasal olarak korunmaya alınması gereken bir durumdan bahsediyorsun. Geri kalanında kimin kendi cinsel dünyasında ne vardır ne yoktur herkes kendi hayatıyla beraber bilir onu. Biliyorsun, cinsellikle ortaya çıkan şeyler aslında günlük hayatta bastırdıklarımızdır en temelde. Fantaziler de aslında buralardan da beslenir ama son söylediğim, 18 yaşının altında reşit olmamış bir çocuğun bu sürecin içerisinde telaffuz bile edilmesi bir çocuk istismarı. O başka bir şey aslında. Emir, farklı farklı insanlarla birlikte oluyorsun anlattığın meselede. O hissi hissetmediğin zaman, o hazzı almadığın zaman, bazen miden bulandığı zaman, hem mide alıcı dediğin için söylüyorum. Çünkü cinsellik de duyguyla temellenen bir şeydir ya. Bunu istemediğin zaman nasıl orada bulunmaya devam ediyorsun, ne yapıyorsun? Yani şöyle, zaten bu işe başlamadan önce de dediğim gibi hep maddi kazanç sağlamam gerektiği için İster istemez karşımdaki ne isterse onu yapmak zorundasın. Çünkü bu işi yapıyorsun, jigolosun. Jigolo ne demek? İşte kadını tatmin etmen lazım. Ve tabii sen de bunun bilinci altında olduğun için ne istiyorsa onu yapmak zorundasın. Peki güvenlik? Yani evet, bir konuşmadasın. Öncesinde belki işte kendi sınırlarını anlatıyorsun. Ama gittiğin zaman herhangi bir yerde, herhangi bir ortamda kendi güvenliğinle ilgili endişen oluyor mu? Tabii ki de oluyor. Neyle ya da kimlerle karşılaşacağını bilmediğin için. Konuşmaya başladıktan sonra veyahut da anlaşıyorsun. Giderken hep bir tedirgin oluyoruz tabii. Niye? İşte başıma bir şey gelecek mi? Veyahut da işte yanında birisi var mı? Veyahut da nasıl birisi? Ama dediğim gibi gene para için mecburen gidiyoruz. Peki özellikle sadece cinsel anlamda sormuyorum. Bir kadına dokunmak ne demek senin şu anki dünyanda? Hiçbir tat almıyorum diyebilirim. Hiçbir hissim yok. Çünkü o kadar çok ilişki durumum oldu ki yani hiçbir, benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Sevmek anlam ifade ediyor mu? Tabii gene birisine aşık olabilirsin, sevebilirsin ama bende bir güvensizlik var. Onu nasıl aşarım bilmiyorum. Güvensizlik, baştan beri hep vurgulayarak söylüyorsun. Evet. Gördüğün, yaşadığın dünyada özellikle
bir başkası tarafından sevdiğini söyleyen ya da sevildiğini söyleyen insanların hayatında ihanetin bu kadar olduğu gerçeğini gördükçe oluşuyor galiba. Evet. Yani bu insanlar bunu yapıyorlarsa benim de başıma gelir bilgisiyle. Evet, çünkü güvenemiyorsun. İster istemez bir de şöyle baktığım zaman %70'i, %80'i hep evli kişiler olduğu için tabii bende de bir korku var tabii. Yani istemiyorum ya açıkçası. Artık sanki biraz duygunun, hazzın, güvenin, aslında insan ruhunu besleyen duyguların olmadığı, durumların olmadığı, biraz daha robotlaşılan, biraz daha makineleşen bir süreç anlatmaya çalıştım. Diğer taraftan insansın ve duyguların var. Ve hayat içerisinde bazen güveni birileri öyle kırar. Ama bizim de hayatla ilgili seçimlerimizle, yolumuzu değiştirmemizle, bize yeniden güven verecek ya da güven duyacağımız insanlarla karşılaşarak telafi ederiz orayı. Yani o durup dururken gelmez. Onun için insan insana ama gerçekten ruh ruha, yani sadece beden bedene değil, ilişkilere ihtiyaç duyarız hayatın içerisinde biz de. Bugün geldiğin noktada sadece jigolo olmaktan ibaret değil sorduğum şey. İnsan olarak da bir bak kendine. Ne yapmayı seversin sen? Hani biraz da hatırlayalım istiyorum. Emir ne sever? Gezmeyi seviyorum aslında. Hep boş vakitlerimde gezerim, dolaşırım. Değişik şeyler seviyorum genelde. İşte tiyatroya gitmek, ondan sonra ne bileyim konsere gitmeyi seviyorum. Ya aslında boş vakitlerimde evde kalmam genelde. Hep bir aktivite peşinde koştuğum için eğlenmesini bilirim yani. Aynaya baktığında kendinle ilgili hissin ne? Aynaya baktığımda istemediğim bir hayat, istenmeyen bir hayat sürdüğüm için ya hep bunların genelini kaynağı hep sıkıntı, maddi sıkıntı diyebilirim. Çünkü bu işe başlıyorsun maddi sıkıntı, ondan sonra ne bileyim evde maddi sıkıntı. Zaten bir hayat sürmen için genelde tabii paran lazım. Para olmadan da hiçbir şeyi çözemiyorsun. Emir, şöyle hissettim. Yani senin bugüne kadar maddi olarak büyümekte olan bir çocuk olarak çalışmak zorunda oluşuna hani ne desem eksik. Çünkü onu sen bilirsin. Orayla ilgili seni yalnız bırakan bu toplum bugün dönüp de sana ahkam kesemez. O ayrı. Ama sen de şeyin anlamına bak isterim. Bugün ya da ne zaman hazırsan o zaman. Maddi kaynağa ulaşmak için direkt yol olarak beden işçiliğini, jigololuğu seçmek dışında başka alternatifler de varken bunu seçmiş olmanın başka bir anlamı da olmadı. Bazen inadına yaparız. Bazen bize dayatılan kalıpları yıkmak için yaparız. Bazen hayat içerisinde birilerinden kendi bedenimizi, hayatımızı hırpalayarak intikam alırız. Bazen kendimizi kaybını bildiğimiz hayatta hep kayba sürüklemeye devam etmek isteriz. Çünkü aynaya baktığında bir iç çektin ve hani mutsuz bir hayata baktın ya orada. İstenmeyen, böyle yaşanması istenmeyen bir hayat. Buraların anlamına sen de bak istedim. O yüzden girdim araya. Benim hayatımda güvensizlik. Hep yani kendimi bildim bileli hep güvensizlik var. Niye var ben de bilmiyorum. Kimseye fazla güvenmiyorum. Özellikle erken dönemlerde bize bu hayatla ilgili güveni verecek olan insanlar, onların varlıklarını, gölgelerini yanımızda hissetmezsek, hayat içerisinde de bunu telafi edemezsek, onların bize veremediği güven kendimize veremediğimiz güvene dönüşüyor. Sen hem kendine olan güvensizliğinden hem de diğerlerine güvenememekten bahsediyorsun değil mi? Aynen. Peki bütün hayatın zorluklarına, karanlıklarına rağmen bizi yaşatan hayallerimiz vardır bazen. Hayalin ne Emir? Ne olsun? Hayalim tabii mutlu bir ev, mutlu bir yaşam. Sevdiklerimin yanında olması tabii. Mutlu bir düzen diyebilirim aslında. Peki mesela
herkes bunun için zorunda değil ama sen baba olmak ister miydin? Tabii ki de isterim. Çünkü baba olduktan sonra tabii bir güzel bir ailen oluyor tabii, düzenin oluyor. Bebeklere de zaten ayrı bir sempatim var. Öyle ya. Yani baba olmak isterdim açıkçası. Belki bir gün baba olsan, ben de soruyu şöyle sorsam. Babandan alamadığın neyi kendi çocuğuna vermek istersin? Onunla bir kere çok ilgilenirdim. Gezerdim, dolaşırdım. Bunlar çok önemli benim için. Hal hatır sormasını bilirdim tabii. Ya mesela bakıyorsun, ya işte çocuk oldu, tamam. İşte böyle değil. Çünkü o çocuğa sahiplenmen lazım. Bir gelecek hazırlaman lazım. Millet onun farkında değil şu an. Bana göre tabii. İşte çocuğu yapıyorum, tamam. Oldu, bitti. Bu değil. Ona sahiplenmen lazım. Onu koruman lazım. Ona bir iyi bir kazanç veyahut da iyi bir gelecek hazırlaman lazım. En önemlisi de sevgini göstermen lazım. Çünkü genelde babalar veyahut da aile, anne olsun, baba olsun sevgisini göstermiyor. Ben en büyük sıkıntım sevgisizlik veyahut da göstermemeleri yani. Ben onu çocuğuma her türlü gösterirdim, sevgi. Hem çocuğuna hem de belki sendeki büyümeyen çocuğa da. Aynen. Sende de o ihtiyaç varmış gibi hissettim. Sadece çocukluğundan bahsetmiyoruz. Bazen gerçek ve gösterilen bir sevgi ama samimi bir sevgi ama arkası olan bir sevgi. Hayatla ilgili güven, destek, onay, ilgi bütün buzları eritip onları ortaya çıkartmaya başlayabiliyor. Bunu bazen anne babamızdan alamıyoruz. Aynen. Hepimiz alamadık. Ama bunu kendimize vermeye ya da bize bunu verebilecek insanlara yönelmek için de hayat boyunca işte telafi, yaraları sarmak için bir yola çıkıyoruz. Böyle baktığımızda. Özellikle böyle daha hayatla ilgili sıcak duyguları konuştuğumuzda çok gülümseyen, en çok anne gülümsetti bu arada. Bir adam gördüm bugün karşımda. Herkes her istediğini yapabilir hayatın içerisinde. Bir diğerine zarar verilmediği sürece. Kimseyi yaptığı işlerle ya da hayat biçimiyle yargılamak bizim haddimize değil. Ama eğer biri yaptığı şeyle ilgili bunca mutsuzluk, bunca duyarsızlaşma, buradaki temel mesele aslında Emir'in bedenen de duygusal olarak da duyarsızlaştığını anlattığı kısmı. Bunca duyarsızlaşma varsa, bunca güvensizlik geliyorsa, hayatla ilgili temel güvensiz yerler yaptığı iş aracılığıyla kapatılmıyorsa, o zaman bir dönüp hayatımıza bakmamız lazım. Yoksa kimsenin işini yaptığı şeyi yargılamak değil amacımız. Yaptığımız şeyin bizi mutlu edip etmediği çok temelde. Emir, gitmeden bir cümle söyle desem. Kendinle, yaptığın şeyle ya da daha fazlasıyla ilgili. Ne söylersin bize? Yaptığım işi tabii ki de desteklemiyorum. Tavsiye de etmem zaten. En önemlisi aile bence. Herkes ailesine sımsıkı sarıldığı sürece hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Teşekkür ederim geldiğin için. Sağ ol. Ailede kırılanların kurulacak yeni seçilmiş ailelerde onarılması dileğimle. Hepimiz için, sadece senin için, benim için değil, hepimiz için. Teşekkür ederim. Sağ ol.